Şimdi tam geçen hafta bugün yine biz seninle bu stüdyodaydık. Hamas Aksa Tufanı operasyonunu başlattı. O dakikadan itibaren de karşılıklı çatışmaya döndü. İsrail çok sert karşılık vereceğiz diyerek düğmeye bastı. Basış o basış. 8 gündür biz o işte obüslerle saldırıları havadan, zaman zaman denizden saldırıları görüyoruz ama kara harekatı oldu, olacak, geldi, geliyor, her an gelebilir. Tam 8. gün kara harekatı için sadece dar kapsamlı, biraz önce de getirdik ekrana, çok bir küçük bir adım atıldı. Şimdi neden 8 gündür bekliyor? Buradan Refah kapısından girdiği an, kara harekatına başladığı an, şu an için İsrail ordusunu durduran, bir dakika şimdi girmeyeyim, biraz daha bekleyeyim dedirten sebep ne olabilir? Büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası kamuoyunun tepkisi. Şöyle bir durum vardı hatırlarsak. Burada işte Hamas'ın başlattığı operasyonun oklarını da görüyoruz. Buradan Gazze üzerinden İsrail'e evet. Yapılan. Ve İsrail'de de 1300 kişi hayatını kaybetti. Aralarında kadınlar, çocuklar, müzik festivali de var. Şimdi İsrail geçtiğimiz hafta bugün İsrail mağdur olan taraftı. Çok açık bir şekilde. Ve İsrail tarihin en büyük travmalarından birisi yaşandı. Ama İsrail bu geride bıraktığımız günlerde yaptığı hava saldırılarıyla haklılığını da örselemişe benziyor. Ve sadece Orta Doğu'da değil, Batı'da da protestolara baktığımız zaman kimin haklı olduğu tartışması geçen haftaki gibi konuşulmuyor. Dolayısıyla her ne kadar en sağcı hükümet olsa da Netanyahu, güvenlik politikaları şu an destek bulsa ve bir muhalefetin de katılımıyla bir savaş kabinesi kurulmuş olsa da aslında İsrail'in haklı kalmaya ihtiyacı var. Çok büyük bir felaket yaşanması İsrail açısından da felaket olacak. Şimdi hayatını çünkü bölgede var olmaya nasıl devam hayatını edecek? Hayatını kaybedenleri söylüyorsun. Bunların arasında yabancı uyruklu kişiler var, gazeteciler var, televizyoncular var. Dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda da mesela Reuters haber ajansının mensupları, gazeteciler hayatını kaybetti. Haberi hazır olduğu an arkadaşlar girelim o haberi de. Zira Burak Tatar'ın yine hazırlamış olduğu bir haber. Üzerine konuşalım. Hazır mı? Hazırsa girelim, üzerine konuşalım. Oldu mu Burak? Gazze'de elektrik, yakıt ve su yok. Günlerdir yok. Kent İsrail ordusunun ablukası altında. Savaşın başından bu yana her iki tarafta hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'i geçti. Gazze Sağlık Bakanlığı, Dura Çocuk Hastanesi'nin İsrail savaş uçaklarının attığı fosfor bombasıyla vurulduğunu duyurdu. İsrail Hakları İzleme Örgütü geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze ve Lübnan'da fosfor bombası kullandığını teyit etmiş. İsrail sivilleri ciddi yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı demişti. Savaşın başından bu yana hayatını kaybeden gazetecilere bir yenisi daha eklendi. Reuters haber ajansından bir gazeteci Lübnan'ın güneyinde öldürüldü. İsrail Cuma akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyini vurdu. Hava saldırılarında Reuters'ın canlı yayın aracı da vuruldu. Gazeteci İsem Abdullah hayatını kaybederken El Cezire'nin iki muhabiri yaralandı. Tam da geçen hafta bugündü, sabah saatleriydi. Hamas İsrail'e eşi benzeri görülmemiş bir saldırı gerçekleştirdi. O saldırı son 50 yılın en kanlı saldırısı olarak geçmişti kayıtlara. İsrail anında yanıt vererek biz karşılığını fazlasıyla vereceğiz. Öldürmediğimiz hiç kimse kalmayacak. İntikamımız çok ağır olacak diyerek basmıştı düğmeye ve o çatışmalarda bugün 8. güne girildi. 8 gün çok zor bir 8 gündü. Yıkımın giderek ağırlaştığı, can kayıplarının giderek ağırlaştığı bir 8 gün geride kaldı. Dün itibariyle İsrail ordusunun basın sözcüsü bir açıklama yaptı. Dedi ki tam 24 saatiniz var. Gazze'nin kuzey şeridini boşaltın ve güneye gidin. İşte o dakikadan sonra siviller, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, bazıları tabii elbette hepsi değil, zira 2.3 milyon nüfustan bahsediyoruz. Ülkenin, Gazze'nin güneyine doğru hareket etmeye başladılar. Batı Şeria'ya da zaman zaman saldırılar düzenliyor bu arada İsrail güçleri, bunu da belirtelim. Ve o süre doldu. Bir açıklama daha yapıldı İsrail ordusundan. Sözcü Andrea'dan geldi açıklama. Dedi ki saat 10'la
16 arasında, yani 6 saatlik bir süre tanıyoruz size ve 2 güvenli geçiş noktası öneriyoruz. Buralardan kuzey şeridini terk edin ve güneye gidin. İşte son durum. Cuma akşam saatlerinde İsrail piyade ve tankları Gazze'de saldırı düzenlemeye devam etti. Ve kara harekatı başladı mı, başlıyor mu soruları sorulurken İsrail ordusu bunun küçük çaplı bir baskın olduğunu, amacın Hamas'ın roket ekiplerine saldırmak ve rehinelerin yeri hakkında bilgi almak için düzenlendiğini açıkladı. İsrail gece boyunca Gazze'yi yoğun bombardımana tutarken Hamas da Tel Aviv ve çevresini roketle vurdu. İsrail basınına göre Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den kara saldırısının ertelenmesini istedi. İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki 1.1 milyon kişinin Gazze'nin güneyine geçmesi için dün 24 saat süre tanımıştı. O süre bugün itibariyle dolmuş durumda. İsrail ordusu ise süreyi uzattı. Bir açıklama daha geldi İsrail ordusundan. Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin bugün saat 16'ya kadar bölgeden ayrılmasını istedi. Verilen süre toplam 6 saatlik bir süre. Evlerini boşaltmalarını ve bölgenin güneye gitmeleri konusundaki uyarısını tekrarladı. Dün kritikti, bugün de kritik. Burak Tatari, hoş geldin. Halk TV Dış Haberler şefi, aynı zamanda Dünya Varmış programını hazırlıyor ve sunuyorsun. Bugün de biliyorum programın var, yoğunluğun var, hazırlığın var. Ama önemli bir gün. Şimdi dün 24 saatlik bir süre tanınmıştı İsrail ordusu tarafından. Hem Birleşmiş Milletler'den hem Amerika Birleşik Devletleri'nden biraz daha bu süreyi uzat şeklinde bir telkin geldi. Zira 2.3 milyon kişiden söz ediyoruz. Yoğun bir popülasyondan söz ediyoruz ve güneye gidin diyorlar. Şimdi 10 ile 16 arasında bir geçiş sağlandı. Bir kere bu kadar yoğun bir nüfus için iki ana geçiş yeterli mi? Bu imkansız. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Dün senin de söylediğin gibi Birleşmiş Milletler tepki göstermişti. Demişti ki 365 kilometre karelik çok dar bir alanda, işte aşağı yukarı Ankara'nın Çankaya ilçesi kadar bir alanda 2 nokta, senin de söylediğin gibi 3 milyona yakın insan yaşıyor. Gazze'yi ikiye ayırma planı olduğu düşünülüyor şu anda İsrail'in. Bu son 2 günde yaşananlardan Gazze'nin kuzeyinin boşaltılmasını ve oraya bir kara harekatı yapılmasını istiyor İsrail. Burada bulunan yaklaşık 1.1 milyon kişinin birkaç saat içinde güneye geçmesinin imkansız olduğunu biz değil, Birleşmiş Milletler açıkladı. Ve Birleşmiş Milletler dedi ki eğer böyle bir şeye kalkışılırsa bir insani felakette bir yıkımla karşılaşırız.